Ne işin var senin burada? Adnan Bey'le görüşmeye geldim. Babam için yalvaracak mısın ona? Yoksa başka bir planı mı var Hilmi Bey'in? Onunla bir ilgisi yok. Kendim için geldim buraya. Ne beklentin var babamdan? Senin maşa olarak kullandığının farkında değil misin? Nasıl bir alışveriş bu? Bu ne rezalet? Senin hakaretlerini dinlemek istemiyorum. Çekil yolundan. Adnan Ziyagil'e görüşmek istiyorum. Kim diyelim? Elif Bender. Azerbaycan'daki meslektaşlarımla mutabakata vardık. Ama keşke durum resmi mercilere intikal etmeseydi. Tamamen yanlış anlaşılmadan doğan bir durum. Neyse artık gidip yüz yüze ifade edeceğiz kendimizi. Başka çare yok. Bütün tutanakları eksiksiz bir dosya halinde istiyorum. Hazırladım bile. Adnan Bey, affedersiniz. Elif gelmiş. Oo. Duruşma öncesi niçin geldiğini tahmin edebiliyorum. Bize biraz izin verir misiniz? Tabii ki. Beklesin biraz. Peki efendim. Aynı şeyi düşündüğümüzden eminim. Kız haklı çıktı. Bizim fark etmediğimizi o çoktan anlamış. Canı yanmış gerçekten. Boşuna değilmiş o çırpılmaları. Hoş değil tabii. Yaptığını savunmuyorum. Ama sonuçta haklı işte. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. Yapacak bir şey var Adnan. Vakit varken davadan vazgeçmek. Düşünsene, Elif'i tazminata mahkum ettikten sonra Behlül'le Nihal arasında bir şey olursa, bu da duyulduğunda herkes yüzüne vurmaz mı? Madem böyle bir şey vardı, niye dava ettiniz demezler mi? Hilmi Önal da bu davayı yeni bir çekişme vesilesi yapacak zaten. En iyisi bırak gitsin. Hiç uğraşma. Alo. Elif Hanım'ı yukarı göndersinler. Alo. Elif nasılsın? Teşekkür ederim, siz? İyiyim ben de. Hemen ajansa gelmeni istiyorum. Hemen mi? Yarım saate kadar burada ol. Bir işim var, imkanı yok, gelemem. Sana çok iyi haberlerim var. Bugün bir ara gel o zaman. Tamam, uğrarım. Geç saate kadar ofisteyim. Mutlaka gel ama, mutlaka. Bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Gel böyle. Arsen Hanım. Elif içeride mi? Evet. Hilmi Önal gönderdi onu. Babam gönderdi. Yine bir şeyler çeviriyor. Ama hepsi ayağına dolaşıyor değil mi? Merak etme sen. Adnan ne yapacağını çok iyi biliyor. Çok öfkelendiğim bir anda söyledim o sözleri. Nihal'e zarar vermek istemedim hiçbir zaman. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim, emin olun. Çok pişmanım. Lütfen affedin beni. Bir hata yapınca insan toparlayamıyor bir daha. Ben toparlayamadım yani. Panikle başka hatalar da yaptım arka arkaya.
Battıkça battım. Hilmi Önal da bu yanlışlardan biri. O konuda bir şey duymak istemiyorum. Ben yine de özür dilemek istiyorum. Adnan Bey, benim o tazminatı ödeyecek gücüm yok. Bunu söylerken çok utanıyorum ama ne olur. Yalvarıyorum. Lütfen, lütfen. Tamam. Ben de bu durumun daha fazla konu edilmesini istemiyorum. Bir takım çirkinliklerin içine çekilmek istemiyorum. Davadan vazgeçiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yalnız bundan sonra ailemin etrafında seni asla görmek istemiyorum. Herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde kızım hakkında, Ziyagiller hakkında konuştuğunu duyarsam o tazminattan çok daha büyük bir bedel ödetirim, haberin olsun. Bizimle bütün irtibatını keseceksin, o kadar. Sizi bir daha hiç rahatsız etmeyeceğim, söz veriyorum. İyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.